Şef burada. Turunçgil uzun antenli böceğinin Kasım ayının sonu itibariyle ağaçtaki zararını görüyoruz. Temmuz ayında bırakılan yumurtalardan çıkan larvaların Temmuz ayından itibaren artık son dönem larvaları durumunda, olgun larva durumunda yani böcek çalışmasına devam ediyor. Yaklaşık Mayıs ayının sonuna kadar bu şekilde ağaç içerisinde galeri açarak beslenecek. Daha sonra da ergin olarak Haziran ayı içerisinde yaklaşık 45 gün ergin olarak uçacak. Daha sonra da tekrar ergin bireyle yumurta bırakarak bu şekilde hayatını devam ettirecek. Böcek kışı larva halinde ağacın odun dokusu içerisinde beslenerek geçiriyor. Asıl zararı turunçgil uzun antenli böceğinde larvalar oluşturmakta. Erginler sadece yaprakları ve taze bitkinin uç sürgünlerini ve yumuşak gövdelerinin kabuklarını yiyerek besleniyor. Ağacı daha henüz yeni kestik. Aşağı yukarı çok da büyük bir ağacımız değil. Yani hemen hemen 4-5 parmak kalınlığında bir ağaç. Görüldüğü gibi 3 farklı larva çıktı kesilen yerde. Hatta diğer tarafta da var aynı şekilde larva. Hemen hemen şu ağaçta, küçücük ağaçta bir larva deliği burada var, bir larva burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane larva var. Hemen hemen bir karış olan yerde. Dolayısıyla dünyadaki en tehlikeli zararlar içerisinde ilk sırada yer alıyor. Turunçgil uzun antenli böceği, yani Anaflora sinensis.